Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle 8. sınıf 1. dönem 2. İngilizce yazılısını inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bir duyurum olacak. Yazılı sorularını eğitimevi.webmail.com sitesinden bulabilirsiniz. Kendi yapmış olduğum bir site. Gönül rahatlığıyla arkadaşlar soruları indirip çözebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Bir metin vermiş ve true false klasik. Hemen ilk önce soruyu okuyalım. Sally's grandmother was ill. Yani diyor ki Sally'nin ninesi hasta. Baktığımızda doğru. Bu true olacak. Sally'nin annesi onları ziyaret etmiş. Ziyarete gitmiş geçen hafta. Burada da ne diyor? Her mother went to visit him last weekend. Bu da doğru, true. Sally dün parti vermiş diyor. Burada baktığımızda Sally gave a party at the home yesterday diyor. Bu da true'dur. Onların köpekleri sandviç yiyor. Baktığımızda bakalım. Kedisi yiyor arkadaşlar. The cat diyor. Burada bu da false'dur. Çocuklar gürültülü müzik dinliyor. Baktığımızda Tom televizyon izliyor. False. Koşuyorlar, televizyon izliyorlar ve koşuyorlar etrafta. Hemen B bölümümüze geçelim. Eşleştirme. She likes buying gift for her friends. O arkadaşlarına hediye almayı sever. Yani o nedir? Adı nedir? Generous'tur. Yani cömerttir. C. Bir C'ye gelecek. O genellikle şaka yapar. Şaka yapar. Nedir o zaman? Eğlenceli bir kişiliktir. Yani Denizli. She likes making new friends. O yeni arkadaşlar edinmeyi sever. Yani arkadaş canlısı. She is a friendly person. Buraya da Adana gelecek. O yaşlı insanlara yardım etmeyi sevmez. Otobüste yaşlı insanlara yardım etmeyi sevmezse nedir? Kabadır. Rude kaba demek. Buraya da B gelecek. O arkadaşlarına para vermeyi sevmez. Diğerlerine para vermeyi sevmez. Yani nedir para vermeyi sevmiyorsa? Stingy, yani cimridir. Ve diğer sorumuza geçelim hemen. Burada kelimeler vermiş. Bunları boşluklara yazacağız. Baktığımızda honest ne demek? Dürüst. Beautiful güzel. Cheerful neşeli. Stingy cimri. Tell de uzun demek. Till. I always smile and happy. I am a nokta nokta blah blah students. Ben genellikle gülerim ve mutluyum diyor. Yani bu nedir bir? Neşelidir. Cheerful. Cheerful buraya gelecek. Cheerful. O neşeli bir öğrenci. Onlar they don't give money for the poor. They are blah blah people. Onlar fakirlere para vermeyi sevmez. Onlar nedir? Yani cimridir. Stingy. Stingy cimriydi. I always tell the truth. I am an blah blah citizen. Yani ben doğruyu söylerim. Ben neyim o zaman? Dürüstüm. Yani honest. Nihal ise bla bla girl from Turkey. Ya Nihal Türkiye'de ne? Türkiye'nin nesi? Güzeli. Yani beautiful. Beautiful. Güzel demek. Basketball players are very ney? Yani basketbol oyuncuları ney? Çok uzun. Tail. Geriye tek kalan bu. Tail de uzun demektir. Hemen diğerine geçelim. Burada da tarihleri rakamlarla yazın diyor. The first of April 1920. Burada ne diyor? The first, yani Nisan'ın biri. 01 04 Nisan 4. ayı. Burada ne diyor?
1920. Yani 1920 demek istiyor. Bu da nedir? 1920'dir. Burada ne diyor? The 16th of August 2000. 2000 demek. Burada ne diyor? Ağustos'un 18'i. 16'sı pardon. 16 Ağustos kaçıncı aya geliyor? 8. aya geliyor. 08. 2000'da neydi? 2000'di. 2000. The 24th of January. January Ocak demek. The 24th da 24. Ocağın 24'ü. Yani 24.01. Burada ne diyor? 19 83. 1983 bu da. 1983. The 3rd of May. Yani Mayıs'ın 3'ü. 3 Mayıs kaçıncı ay? 5. ay. Yıl olarak ne diyor? 17. 17. 77. 1777 yani 1777 yılı. Second ikinci demek. Mart'ın ikisi. Yıl olarak da 19. Burada 44. 1944. 2 Mart 3. ay ve 1944. Bu sorumuz da bu kadardı. Hemen aşağıdaki sorumuza geçelim. Test sorularına. Bir dakika. İyi bir arkadaş. A true friend isn't bla bla. Yani ne diyor? İyi bir arkadaş ne olmaz? Reliable güvenilir. Sportif destek verici. Selfish bencil. Ne olmaz? Tabii ki bencil olmaz. Cevabımız Ceyhan. Selfish. İyi bir arkadaş asla bencil olmaz. I can't go to my friend's birthday party bla bla. I have an exam tomorrow. Ben arkadaşımın doğum günü partisine gitmedim. Sonra diyor benim yarın sınavım var diyor. Buraya ne gelir? Ben arkadaşımın partisine gitmedim çünkü benim yarın sınavım var. Çünkü olacak. Ama ve bu yüzden olmaz. Cevabımız because çünkü. Bengü is very bla bla. She can easily make friends. O kolayca arkadaş edinir. O yani nedir? Arkadaş canlısı friendly'dir. Boring sıkıcı, serious ciddi, lazy de tembeldir. Burada da sıralama yapmamızı istemiş. Bu geçmiş zaman şeyi. Özlemimiz başa geldik tabii ki. Not ve did var. Yani didn't da olabilir, did not da olabilir. Baktığımızda özneden sonra did not veya didn't gelecek. O yüzden Denizli'yi eliyoruz. Çünkü burada bir olumsuzluk olduğu için Denizli'yi eledik. Ondan sonra ne gelecek? Help. Help ama help'e ed gelmeyecek. Çünkü burada do did olduğu için ed gelmeyecek. Bursa'yı da eledik. Geriye ne kaldı? Not did de olmaz. Çünkü not sona gelecek ya da didn't olacak. Yani burada cevabı nedir? Seçkin did not help his mother yesterday. O dün annesine yardım etmedi. Onun çok parası var ama o harcamayı sevmez ve kimse için harcamaz. Yani o nedir? Stingy, cimridir. Onun çok parası var ama harcamıyor. Polite, kibar değil. Helpful, yardımsever değil. Generous, cömert değil. Koray always help his friends when they are in trouble. He is nedir? Koray genellikle arkadaşlarına yardım eder. Çünkü o nedir? Eğer yardım ediyorsa tabii ki helpful yani yardımseverdir. Burada ne diyor? Help arkadaşlarına yardım eder. Helpful veya supportive destek verir. O iyi bir öğretmen olmak için ne yapması gerekiyor? Öğretmenlerin destek vermesi ve anlatması gerekiyor. Destek olması. Cevap Bursa. Farklı olan seçeneği bulun. Helpful yardımsever. Rude kaba. Trustworthy. Doğru söyleyen politiki var. Burada rude kaba olumsuz davranış olarak oluyor. Bu arkadaşlar ödüllü sorumuz. Bunun cevabını yorumlara da yazmayı unutmayın.
Kanalıma abone olmayı, like veya dislike atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben yanlış yapıyor olabilirim. Benim dediğimi aynı sakın sınavda yapmayın. Çünkü ben yanlış yapıyor olabilirim. Ben sadece sizin ne tür sorular gelebileceğini gösteriyorum. Sakın benim dediğimi aynı sakın sınavda yapmayın. Sorumlusu ben olmak istemiyorum.